X³ x küp eksi 12'yi şöyle yapalım. X³ x küp eksi 8 eşittir 4 şeklinde ayıralım. X³ x küp eksi 8 x eksi 2 x kare artı 2x artı 4 diye ayrılır. Eşittir 4 olur. Ve x kare artı 2x karşı tarafa atılırsa x eksi 2 eşittir 4 bölü x kare artı 2x artı 4. Yani cevap x eksi 2 ve d seçeneği. Önce karesini alalım. a artı 2 çarpı kök a artı 1 bölü kök çarpı 1 bölü köke artı 1 bölü a eşittir 5 bu kısım 2 karşı yaptığımızda artı 1 bölü a 3 kalır artı 1 bölü a cinsinden ayıralım kübü eksi 3 tane a çarpı 1 bölü a, a artı 1 bölü a kuralıyla ayırdık artı 1 bölü a da 3'müş bu da 3 3'ün kübü 27 eksi zaten bunlar gitti 3 çarpı 3 27 eksi 9'dan 18 doğru cevap a seçeneği ve 1 ekleyelim buraya da 1 ekleyelim a artı 1'in karesi oldu eksi 1 bölü b artı 1'in karesi eşittir 63 Bu da iki kare farkı a artı 1 eksi 1 bölü b artı 1 a artı 1 artı 1 bölü b artı 1 şeklinde ayrılır şuraya bir ekleyelim buraya da bir ekleyelim a artı 1 eksi 1 bölü b artı 1 eşittir 7 oldu yani şu ifade 7. Öyleyse bu ifade de 63 olması için 9. A artı 1 artı 1 bölü B artı 1 9. A artı 1 eksi 1 bölü B artı 1 7. Bunları alt alta çözelim. Topladığımızda 1 bölü B artı 1'ler gider. 2 A artı 2. 9 7 daha 16. 2 A 14. A 7. A 7 ise herhangi birisine yerine yazalım. 7 olarak. 7, 8 artı 1 bölü b artı 1 eşittir 9. Karşı 1 oldu. 1 bölü b artı 1, 1 yani b artı 1, 1 b 0. A7, B0 toplam 7 olur. Doğru cevap E seçeneği. 1 nolu ve 2 nolu dikdörtgenlerin alanları eşitmiş. Öyleyse burası 10 sa şurası 3x bölü 2 Burası da x zaten. Yani bu kenar 3x bölü 2 artı x'ten 5x bölü 2 olur. Alan 10 çarpı 5x bölü 2 25x. Birinci şeklin alanını da bulalım. Şurası 30 uzunlukta. X'i çıkarıyoruz. Yani şurayı 30 eksi x buluyoruz. Bu uzunluğu da tamamı 40 santim. Cm. 40 santimden şu x'i yani burası da x çıkararak buluyoruz. Birinci dikdörtgenin alanı 40 eksi x çarpı 30 eksi x. İkinci dikdörtgen alanı da 25x olarak bulmuştuk. Bunlar birbirine eşit. Çarpalım. 1200 40x 30x artı x kare eşittir 25x. x kare eksi 95x artı 1200 eşittir 0. 1200'ü de 80 ve 15 şeklinde çarpanlarına ayırırız x eksi 80 x eksi 15 olur eşittir 0 x buradan 15 çıkar çünkü 80 bir kenarı 40 olduğu için büyük gelir x'e 15 vereceğiz şu içerideki şeklin çevresini bulacağız burası 15 şurası 15 yazdık 3 kere 15'ten 45 bölü 2 yani 2 tane 45 bölü 2 var 2 tane de 15 var bu da 75 olur doğru cevap D seçeneği. A karenin karesi artı 8'in karesi diye düşünsek. A kare artı 8'in karesi eksi 2 tane a kare çarpı 8 şeklinde kuralıyla açarız. Bu da a kare artı 8'in karesi eksi 16 a kare olur. Yani 16 a kare de 4 a'nın karesi olduğu için iki kare fark uygularız. a kare artı 8 eksi 4 a. a kare artı 8 artı 4 a olur. Yani düzenleyecek olursak düzenlemeye gerek yok. Direkt bulabiliriz. Buradan a kare artı 4a artı 8'in c şıkkında olduğunu görürüz. Doğru cevap c. Bir kenarının uzunluğu x birim olan küp var. Normalde külçe altının hacmi x küp. Bunda 1, 1, 1 olacak şekilde köşelerinden 8 tane böyle küp çıkarılmış. 8 tane birin kübü çıkarıldı. Ve ben kalan bu parçayı x eksi 2 eş parçaya ayırıyorum. Ve her bir parçayla da bilezik yapıyorum. Bilezik için ne kadar altın kullanıldı? x eksi 2, x kare artı 2x artı 4 şeklinde çarpanları ayırırım. x eksi 2'ler gider. x kare artı 2x artı 4 olur. Doğru cevap E seçeneği. x küp eksi 2 eşittir 3x. Tek tarafa topluyorum. x küp eksi 3x eksi 2 eşittir 0. Bunu da x küp eksi x eksi 2 x eksi 2 şeklinde ayırıyorum. Şurada x parantezini alırsam x kare eksi 1 kalır. Burada eksi 2 parantezini alırsam x artı 1 kalır. Burada da 2 kare farkı var. x eksi 1 x artı 1 diye ayırırım. Eksi 2 tane x artı 1 eşittir 0 olur. <laughs> x artı 1 parantezinde şöyle oldu. x çarpı x eksi 1 eksi 2 eşittir 0 oldu. 2'den farklı bir gerçel sayı demiş x için x buradan eksi 1 olabilir. Ya da şu ifadenin içi 0 olabilir. Bu da x kare eksi x eksi 2 demektir. x kare eksi x eksi 2 de çarpanlarına ayrılır. Eksi 2 ve 1 olarak x eksi 2 x artı 1 yine aynı şey geldi. Eşittir 0 olabilir. x eksi 2 x artı 1 0 olabilirse x'in 2 olması mümkün olmadığına göre x'in yine buradan da aynı şey geldi. Eksi 1 olması gerekir. Demek ki x eksi 1. x eksi 1 verelim eksi 1 eksi 1 eksi 2 eksi 1 verdik çarpı eksi 1 eksi 1 artı 2 1 eksi 1 artı 3 2 bu da 4 olduğu doğru cevap C seçeneği A eksi B şu şekilde ayrılır küp kök A eksi küp kök B yani bunu küp kök A'nın kübü bunu da küp kök B'nin kübü şeklinde düşünürsek bunun kübü eksi buraya eksi verdiğim şimdi artı vereceğim. 3 tane a küp kök a çarpı b aynı küp kökün içinde çarpabilirim. Parantez içinde de küp kök a eksi küp kök b olur. Küp kök a eksi küp kök b'ler belli. Yani bu 3. Şuraya da 3 yazıyorum. Bu da belli. Buna da 8 yazıyorum. 3'ün kübü 27. 8 dışarı 2 diye çıkar. 3 ile çarparım 6 olur. Bir de yanında 3 var. 27 artı 18 45 A eksi B 45 doğru cevap B seçeneği. Şu kısma bir düzenleme yapacağız. 3 x eksi 9 artı 1 yani eksi 8 oldu. Eksi 4. Toplamın eksi 12 olması gerekiyor. 3 x eksi 9'u 3 parantezinde x eksi 3 diye yazalım. Artı 1 eksi 4. Bu şekilde tüm denklemi yazıyorum. Tüm ifadeyi yazıyorum artı şimdi bunu yazacağım artı 1 eksi 4 şu kısım x eksi 3'ün artı 1'in kübü eksi 4 yani x eksi 2'nin kübü eksi 4 buradan x eksi 2'yi bulalım 2'ye atarız x eksi 2 küp kök 3 x eksi 2'nin yerine küp kök 3 yazıyorum Burada küpler kökler gitti. 3 kaldı. Eksi 1. Doğru cevap B seçeneği. X küp eksi Y kübü bulacağız. X kare eksi y kare bir asal sayı olarak K'ya eşit. Çarpanlara ayırırsam X eksi X artı Y olur. Öyleyse mutlaka birinin bir diğerinin K olması gerekir. X artı Y büyük olan pozitif olana yani artılı olana büyük olduğu için K dedik. X eksi Y de 1 olur. Alt alta toplarsak 2x k artı 1 x buradan k artı 1 bölü 2 gelir. Y içinde burada x'e k artı 1 bölü 2 yazarım. Artı y eşittir. K yok şu altta yazalım. Daha rahat olur. K artı 1 bölü 2 eksi y eşittir 1. K artı 1 bölü 2 eksi 1 eşittir y. Bu da k eksi 1 bölü 2 çıkar. Biz x'i ve y'yi bulduk. x küp eksi y küpü açıyorum. x eksi y'nin kübü artı 3 x y x y x y'ler 1 biliyoruz o yüzden burası 1 bu da 1 x y'yi de k cinsinden yerine yazıyorum 1 artı 3 k artı 1 bölü 2 çarpı k eksi 1 bölü 2 bu da 1 artı 3 k kare eksi 1 bölü 4 payda eşitlersem 4 artı 3 k kare eksi 4 bölü eksi 3 bölü 4 bu da 3k kare artı 1 bölü 4 olur. Doğru cevap D seçeneği.